DOP100HMI SMTP mail fonksiyonu. SMTP ayarlarını girmek suretiyle operatör paneli üzerinden çeşitli durumlarda mail gönderme işlemlerini gerçekleştirerek bilgilendirmeleri gerçekleştirebiliriz, yapabiliriz. Bunun için yapmamız gereken birinci durum, seçeneklerden haberleşme ayarına girdiğimiz zaman burada ethernet kısmından, Aygıt'ın IP adresini tanımladığımız zaman kesinlikle DNS server'ı boş bırakmamak. DNS server kısmına gerekirse ağ geçitine vermiş olduğumuz modemin IP'sini tanımlamak. Çünkü geleceğimiz SMTP e, isimden e, neyinden e, ibaret olması sebebiyle bunu çözümleyecek olan unutmayın DNS server'dır. DNS server'ı boş bırakırsanız bu sefer girmiş olduğumuz biraz sonra geleceğimiz SMTP ayarları çözümlenemeyecek. Doğal olarak SMTP ayarları çözümlenemediği için de e, mail fonksiyonu çalışmayacaktır. IP ayarlarını gerçekleştirdik. Daha sonrasında seçeneklerden yapılandırmanın içerisine girmek suretiyle bakın burada SMTP kısmı mevcut. Evet gelelim şimdi buraya. Mail hostumuzu aktif ettim. Ben şimdi size bütün ayarlamaları e, SMTP'de Google hesabını kullanmak suretiyle anlatacağım. Çünkü biliyorsunuz ki Kurumsal bir e-posta aldığınız zaman bunlar SMTP üzerinden çalışır. Tabi kurumsal e-postaları kullanabilmeniz için de SMTP ayarlarını bu çerçevede kurumsal hosting firmanızdan temin etmeniz gerekmekte. Tabi her kullanıcında kurumsal SMTP serverları, mail hesapları olmayabiliyor. Burada güncel olarak dop ile beraber gelen SMTP ile Gmail hesabının kullanılmasını beraber gözlemlemiş olacağız. SMTP'de server ip adresini smtp.gmail.com şeklinde düzenliyoruz. Server'ın portu 465. Gönderi adresi yani burada kim gönderecek? Gmail hesabınızı yazıyorsunuz. ur1dal@gmail.com şeklinde. SSL şifreli iletimi aktif ediyorum. Sonra güvenlik kimlik doğrulamayı aktifleştirin kısmını açtıktan sonra yine aynı şekilde mail hesabınızı ve o mail hesabınıza girmek için kullandığınız şifrenizi görüyorsunuz. Unutmayın buraya herhangi bir şifre değil. O mail hesabını açarken Gmail'de hangi şifreniz varsa onu buraya tanımlıyorsunuz. Bütün hesap ayarı aslında bu sayfadaki gösterilenlerden ibaret. O çerçevede sizin yapmanız gereken gönderi adresindeki şu kısmı düzenlemeniz. Yine hesap kısmındaki bu kısmı düzenleyip şifrenizi buraya giriyor olmanız. Bu aşamadan sonra SMTP ayarlarımızı tanımladık. Mail gönderme fonksiyonu en kolay test edebileceğimiz Kısım olan Alarm kısmına Gelelim Biliyorsunuz ki Alarm kısmında Biz istediğimiz durumlarda alarmları mail olarak alt Şu an ben sadece bir tane alarmı size göstermek istediğim için sürekli adreslemeyi kapattım Buradan diyorum ki birinci alarmı acil top Butonu Basılı Böyle bir alarm tanımladım bunun adres kısmına da geliyorum M100 bit adresini veriyorum. Yani M1 aktif olduğu takdirde benim e, acil stop basılı alarmım çalışacak. Burada da mail fonksiyon kısmına geliyorum. Yine kendime göndereceğim için herhangi bir e, sıkıntısı yok aslında. Tanımlayabilirim. Yine kendi mail adresimi yaptım. Ekran görüntüsünü dosyalara ekledersem bu mailin gönderildiği sayfada ne varsa o an onun ekran görüntüsünü alır BMP olarak kaydeder ve ekler gönderir. Bunu da beraber gözlemleyelim. Buraya da diyorum ki acil stop butonuna basıldı diye böyle bir uyarı. İsterseniz bunun içerisine uzunca metinde koyabilirsiniz. Tamam dedikten sonra bakın mail ile alakalı kısmımız bu alanda tanımlanmış oldu. Hemen şurada göstermek için Aktif alarmlarıma giriyorum. Alarm aktif alarm tablomu sayfama ekliyorum ki basıldığında bu sayfamı da göndermiş olabilmek için. Ee, burada herhangi bir e, bakalım. Evet çok gereksinim yok. Şu sayfayı atsa yetecek. Buton kısmından da diyorum ki kalıcı buton ekle. Hangi alarmdı benim aslında M100 alarmımdı. M100 buraya giriyorum. Operatör panelini artık bu haliyle bunu yüklüyor olmam yeterli. Peki buraya kadar yapılan işlemleri yapmak yeterli mi? Hayır. Eğer ki Gmail hesabını kullanıyorsanız Gmail hesabına daha az güvenli aygıtların mail fonksiyonunu kullanmak suretiyle mail atabiliyor olmasına izin verilmesi gerekmekte. Aksi takdirde bu izni yapmazsak, e, vermezsek, Gmail hesabımızdan mail çıkışı mümkün olmayacak. Bunu peki nasıl yapıyoruz? Browserımızdan myaccount.google.com adresine giriyoruz. Bu sizin kendi Google hesabınızı karşınıza getirecek. Tabi bu sayfayı görebilmeniz için Gmail hesabınızda oturum açıyor olmanız gerekmekte. Bu es bu işlemden sonra güvenlik bölümüne geliyorum ve güvenlik bölümünde bakın aşağıya doğru geldiğimde daha az güvenli uygulama erişimi. Ben de şu an açık ama sizde kapalı olacak muhtemelen. İşte bu sayfanın şu kısmında sizde bu şekilde olacağı için. Evet hemen tekrardan gelelim. Bakın daha az güvenli kapalı. Bunu açmamız gerekmekte. Erişimi aç diyorum. Erişimi açtıktan sonra artık bu vermiş olduğum izinle buradan tekrar doğrulamasını yapalım. Açık olduğunu da görmüş olalım bu vermiş olduğum izinle operatör paneli DOP yüzümüzün bizim mail hesabımızın SMTP bilgilerini kullanmak suretiyle mail atmasına izin vermiş olacağız. Bundan sonrasında Gmail'imi açıyorum. Gmail'imde böyle bir uyarı görüyor olmam çok normal. Çünkü ben SMTP ile alakalı daha az güvenli uygulamanın erişimine izin vermiştim. Şu an kafamızı karıştırmasın diye bu kısmını bakın temizledim. Hemen durumu gözlemlemek için VNC ile operatör panelime bağlantımı kuruyorum. Evet VNC ile bağlantımı yaptım. Ben şu an ekranda ne vardı? Bir tane butonum vardı. M100'dü. M100'e basıyorum. Basalım. Evet. Acil stop basılı. Alarmım oluştu ve mailim bakın anında buraya düştü. Bu aşamadan sonra mailin içine girdiğimiz zaman da evet karşımızda ne var? O anki Ekran görüntüsü de bize gönderilmiş oldu. Doğal olarak biz e, bu şekilde herhangi bir alarm oluştuğu zaman o alarmın bilgisini operatör panelimiz aracılığıyla sisteme mail olarak ilettirip, bakın ikinci bir alarm oluşturdum, tekrardan mailim buraya gelmiş oldu. Birden fazla kez oluşan alarmlarda böyle tek tek mailleri sistemimize düşürtmek suretiyle makinamız çalışırken biz uzaktan makinede olan biten tüm durumları mail olarak hesabımızdan takip edebiliyor olacağız.